Sevgili dostlar, Erkan Atan'la Başkent'ten programında şimdi iktidardan bir misafirimiz var. Hükümet üyesi bir misafirimiz var. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz. Sizinle ve bizimle birlikte vatanı, milleti, memleketi, gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Bulduk. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Size de hayırlı sabahlar. Sayın Bakan, bu 2023 meselesi sizin siyasetten önceki mesleğinizle de ilgili. Devlet Planlama Teşkilatı üyesiydiniz. Siz mensubuydunuz. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan büyük kurultayında da konu oldu. Sayın Bahçeli bayağı vakit ayırdı konuşmasında. Ya bizden çaldılar, defalarca uyarmamıza rağmen de bizden aldıklarını söylemiyorlar. Şimdi bir defa şunun altını çizmek lazım. Herkesin 2023'e sahip çıkması çok güzel bir şey. Evet. Demek ki bu bütün ülkemizin ortak vizyonu haline gelmiş durumda. Bu gerçekten güzel. Geçmişte dediğiniz gibi bazı planlarda, dokümanlarda 2023 geçiyor elbette. Yazılı olduğu dokümanlar, bazı plan çalışmaları var. Ben evet. Eski planlardan biliyorum. Ancak bunun yazması başka bir şey, yapması başka bir şey. Çok ağır konuşuyorum. İçini doldurmak daha farklı bir iş. Bunun zeminini sağlam bir şekilde oluşturmak daha farklı. Biz yazanlardan değil, yapanlardanız. Tarih yapanları konuşuyor. Yapanları konuşur. Bugün artık 2023 gerçekçi bir hedef olarak karşımızda duruyor. Geçmişte daha böyle çeşitli dokümanlarda dediğim gibi temenni niteliğinde yazılardı ama bugün artık ufkumuza koyduğumuz, programladığımız, çeşitli alt başlıklarıyla altını doldurduğumuz bir vizyona dönüşmüş durumda. Bunu herkesin sahiplenmesini ben olumlu buluyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, onlar da 2023 diyorlar. Desinler, bu güzel bir şey. Ülke olarak önümüze koyduğumuz bir vizyona dönüşmüş durumda. Ama çok ağır konuşturuyor Sayın Bakan. Biz öyle çeşitli dokümanlarda yazanlardan değil, yapanlardanız dedi. Bakın son... Tarihi yazanları değil, yapanları konuşurduk. Doğru, doğru. Çok şimdi, ağır oldu bu laf yani. Bir performansla olur bu işler. Son 10 yıllık performansımız olmasaydı bizim. Bakın son 10 yıllık performansımız olmasaydı. Bugün 2023'ten bahsedebilir miydik? Ciddi bir şekilde bahsedemezdik. Evet. Bahsetsek bile bu lafı güzel olurdu. Ama son 10 yıllık performansımız, milli gelirimizi 3 kattan daha fazla arttırmamız, kişi başına geliri 3500 dolarlardan 10 bin doların üstüne çıkarmamız, işte bu yıl inşallah milli ihracatımızı 150 milyar dolara yaklaştırmamız. Canım ithalattan bunlar... hiç bahsetmiyorsunuz ama diyorlar. Doğru, ikisinden de bahsedelim elbette. İkisi de büyüyor. Doğru. Yurt içi hasılamız artıyor. Bütün büyüklüklerimiz büyüyor. Orası bir gerçek ama bir taraftan da ihracatımız da büyüyor. Bunu da görmemiz lazım. Türkiye ölçek değiştiriyor. Eskiden 230 milyar dolarlık bir ekonomi iken geçtiğimiz yıl itibariyle 774 milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Türkiye artık ölçek değiştiriyor. Ölçek değiştiriyor. Şimdi hem tweet atıyoruz bunları hem de manşet yapıyoruz. Gerçekten öyle. 220 milyar dolarlık bir ekonomi. 230 milyar dolarlık bir ekonomiken 774 milyar dolarlık bir ekonomi oldu. İşte önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 trilyon dolarlık bir ekonomiye büyüklüğe ulaşacağız. 2023 vizyonumuz 2 trilyon dolar bir ekonomi. 25 bin dolar kişi başına gelir. 500 milyar dolar ihracat. Ve yurt içi hasılanın %3'ü nispetinde Ar-Ge harcaması. Evet. Şimdi bütün bu son söylediklerim geçmişte yok. Yok. Bunlar yeni 2023'ün açılımları. Bunları koymadan sadece 2023 demekle olmuyor. Efendim Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz sizinle ve bizimle birlikte Van depreminden sonra ne yaptınız ki canım? 1000 tane bina yaptınız. Sanki Van'ı yıkıp yeniden yapmış gibi sattınız. Televizyonlarda, gazetelerde şimdi, reklam yaptınız. Şimdi gidip Van'ı gezmek, görmek lazım. Oradaki hizmeti kim ne yaparsa yapsın gizleyemez. Üstü örtülebilecek bir hizmet değil oradaki hizmet. Muazzam bir hizmet gerçekten ve görünür vatandaşın gözü önünde bir hizmet. Ben Van'a başbakanımızla birlikte gitmiştim, açılışlara katıldım. Gerek Van merkezde, gerek Erciş'te 17.500'e yakın konut yapıldı. Köyleri de dahil ederseniz köylerde işte evini yapana yardımlar şunlar bunlar 25 bine ulaşan bir konut stoku yenilenmiş oldu. Depreme dayanıklı, modern, sosyal donatılarıyla, okullarıyla, çeşitli altyapılarıyla
yepyeni bir Van çıktı ortaya. Yerel yönetimin yapması gereken bir takım işleri de bu arada biz yaptık. Devlet su işlerimiz kanalıyla şehre içme suyu götürüyoruz. Yolları yapıyoruz, altyapıları yapıyoruz. Yani bütün bunlarla Van adeta küllerinden yeniden doğan bir şehir. Zaten çok güzel bir şehrimiz. Doğal güzellikleriyle gerçekten müthiş bir şehir. Çok tarihi bir şehrimiz. Ama son yıllarda tabii yoğun bir göç almıştı Van ve çarpık bir şehirleşme de yaşanıyordu. Aslında bu deprem sonrası yapılan çalışmalarla Van'da bence bir kırılma noktası oldu. Ve artık Van daha modern bir şehirleşme sürecine girmiş oldu. Gidip orada gözleriyle görsün insanlar. Bunu ne yaparlarsa yapsınlar gizleyemezler. Son dönemlere kadar 3.6 milyar nakdi harcamamız söz konusu. 3.6 milyar. Milyar. Sadece Van için mi? Sadece Van, sadece bu deprem harcamaları bakın. 3.6 milyar. Yakın bir gelecekte bu 5.5 milyara çıkacak. Eski parayla 5.5 katrilyona. Bu kadar büyük yapılan bir harcama söz konusu. Buna mutlaka teşekkür edilmesi lazım. Bakın bunu gizlemeye çalışanlar Vanlıları seven insanlar değil. Vanlıları seven insanlar, Van'ı seven, Vanlı olan insan buna teşekkür eder. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz sizinle ve bizimle birlikte bazı seyircilerimiz diyor ki PKK olmasaydı siz bu yatırımları yapmazdınız. PKK olmasaydı Kürt kökenli vatandaşların suratına bile bakmazdınız. Tam aksine bakın PKK hangi tarihte başladı ben onu sorayım size. Rahmetli Özal'ın GAP projesini hızlandırdığı tarihte başladı. O bölgeye daha çok yatırımların gitmeye başladığı tarihte başladı. Ta kökenine gidin. Bugün PKK olmasa çok daha fazla yatırım yaparız, kamu yatırımı yaparız. Şantiyelere saldırıyor, yollara saldırıyor, nitelikli elemana saldırıyor. Bütün bunlarla aslında o bölgenin geri kalması için elinden geleni sarf ediyor. Halbuki biz devlet olarak ne yaparsa yapsın PKK yolumuza devam ediyoruz, yatırım yapıyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz, AK Parti olarak söylediğimiz bir şey var. Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak. Tüm Türkiye'de belli bir standardı oluşturmaya çalışıyoruz. PKK'nın terör eylemleri tam aksine dediğim gibi orada hizmetlere engel olmaya çalışıyor. Kamunun götürdüğü bir takım yatırımlara engel olmaya çalışıyor. Bunun da ötesinde aslında özel sektör yatırımlarını da son derece olumsuz etkiliyor. Bu bence daha büyük bir maliyet bir taraftan. Atmosferi zehirliyor. İmajını bozuyor o bölgenin. Özellikle o bölgeyi tanımayan yatırımcıların bölgeye gitmesine engel oluyor. Kalifiye insanların bölgeye gitmesine engel oluyor. Bütün bunlarla aslında oradaki gençlerimizin aşını, istihdamını engellemiş oluyor. Özellikle genç nüfusumuzun. Bakın bu olmasa, terör olmasa bugün 6. bölge teşviği veriyoruz. Doğuya, Güneydoğu'ya. Muazzam bir gelişme sağlanacağına ben inanıyorum. Bir taraftan Kafkaslarla, Asya'yla yeni kurulan ekonomik ilişkilerimiz var. Orta Doğu'yla yeni kurulan ekonomik ilişkilerimiz var. Komşu ülkelerle. Bütün bunlar aslında Doğu'da, Güneydoğu'da ekonomik sıçrama yapacağımız bir dönemi işaret ediyor. Ama terör maalesef bunu arzu etmiyor. Halkın refahından hoşlanmıyor. Halkın özgürlüğünden hoşlanmıyor. Demiş efendim çok feci tepkiler var sizin söylediğiniz lafa. Twitter'dan onu yaydık biz. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 2023'ü yazanlardan değil yapanlardanız. Tarih yapanları konuşur. Evet. Şimdi evet, evet. Tabii MHP'ler bayağı kızmış. Biz ben düşürdük aklınıza. Az önce söylediğim işte gibi bütün partilerimizin 2023'e sahip çıkması güzel bir şey. Herkes sahip çıksın. Kardeşim bıktık bu PKK laflarından. Gidin kandili bombalayın. Olmazsa kimyasal silah bile kullanın. Kandilde kardeşim çıbanın başı. Gidemezsiniz tabii demiş bir seyirci. Şimdi bakın biz terörle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Güvenlik işin bir parçası ve onu en etkili şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bir taraftan sosyoekonomik tedbirler, bir taraftan demokratikleşme, bir taraftan uluslararası ilişkiler. Bütün boyutlarıyla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Şunun ben altını çizmek istiyorum özellikle. Terörün ne Türkiye faydası var, ne Kürt'e faydası var, ne Araba, ne Laz'a, ne Çerkez'e. Hiç kimseye faydası yok. Bu ülkeye faydası yok. Demek ki başkalarına hizmet eden bir enstrüman. Bizim bunu gündemimizden kaldırmamız lazım. 2023 diyoruz ya. Evet. 2023'e nasıl gidilir?
birlik ve beraberlikle gidilir. Enerjimizi birbirimize harcayarak gidemeyiz. Birbirimizle kavga ederek gidemeyiz. Tam aksine birlik, beraberlik içinde kendi iç yapımızı daha da güçlendirerek enerjimizi içeride değil dış hedeflere doğru harcayarak gideriz. Ve bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz sizinle ve bizimle birlikte demiş gibi seyircimiz. Kardeşim tamam da ne yaptınız Doğu ve Güneş'in? Bazısı yaptınız evet. Çok diyor. Bazı biz o PKK olmasaydı yapmazdınız diyor. İşte bazısı ne yaptınız bu, kardeşim? Bu ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Farklı gruplar aşırı diyelim bakan daha marjinal bakan grupların hiçbiri bizi beğenmiyor. Demek ki doğru yapıyoruz. Biz vasat olan yoldan gidiyoruz. Ortalamadan gidiyoruz. Bütün halkımızı kucaklayan bir anlayışla gidiyoruz. Doğuya, Güneydoğu'ya çok yatırım yaptık. Evet. Geçen yıl itibariyle söyleyeyim size. Doğu ve Güneydoğu'ya 32 milyar lira AK Parti döneminde kamu yatırımı gerçekleştirdik. İşte GAP projesini yürütüyoruz. DAP projesini yürütüyoruz. Oralara yollar inşa ediyoruz. Hemen soru gelmiş. Canım, hastaneler, üniversiteler. Sizin zamanınızdan önce vardı GAP diyorlar. Ama GAP'taki harcamalar ne düzeye düşmüştü? Bu değerli arkadaşımız gidip ona da bir baksın. AK Parti iktidara geldiğinde %5'ler düzeyine düşmüştü. Bütün toplam yatırımlar içindeki payı. Ve çok yavaşlamıştı. Ama Başbakanımızın 2008 yılında Diyarbakır'da ilan ettiği GAP eylem planıyla birlikte önce %12'lere kadar çıktı kamu içindeki payı, sonra %14'lere kadar yükseldi. Şu anda yüzlerce kilometrelik ana kanallar inşa ediyoruz. Yollar inşa ediliyor. Üniversiteler, hastaneler, KOBİ'lere destekler sunuyoruz. Üretim yapan insanımıza destek sunuyoruz. SODES dediğimiz sosyal destek projeleri yürütüyoruz. Kalkınma ajansları kanalıyla küçük işletmelere destek oluyoruz. KOSGEB kanalıyla aynı şekilde. İŞKUR kanalıyla sadece Güneydoğu'da 100 bine yakın insanımızı kurslardan geçirdik. Eğitimler, mesleki eğitimler verdik. Çok boyutlu bir şekilde. Kalkınma ajansları kurulurken siz o zaman devlet planlama teşkilatındaydınız. Evet, siyasete girmemiştiniz. Evet, doğru. Çok önemli iddialar ortaya atılmıştı. Kalkınma ajansları. Onlar eyalet sisteminin işte altyapısıdır. Memleketi bölecek. Çok güzel. Bölücülük yapılacak diyorlar. Çok güzel. Şimdi oldu mu peki? He? Oldu mu? Bölündü mü memleket kalkınma ajansları kuruldu diye? Tam ya aksine. Birkaç yılda bölünmez herhalde. Tam işte aksine. Yok, uzun zamanda bölünecek. Ortada çalışıyor. Diyorlardır. Öyle şey olur mu yani? O Anayasa Mahkemesi'ne de gitti o itirazlar. O tarihteki Anayasa Mahkemesi de bunun yersiz bir iddia olduğunu tescil etmiş oldu. Kalkınma ajansları hükümetimizin özgün kurumsal yapılarından bir tanesidir. AK Parti hükümetinin kurduğu, geliştirdiği bir modeldir. Ve bu modelin özü bütün yörelerimizin enerjisini harekete geçirmektir. Biz 2023'e gideceksek sadece İstanbul'la, Ankara'yla, İzmir'le gidemeyiz. Bütün yörelerimizin, bütün illerimizin, bölgelerimizin enerjisini harekete geçirmemiz lazım. Yerel dinamikleri, yerel aktörleri kalkınma sürecine dahil etmemiz biraz lazım. Biraz incinmiş durumda mı kalbiniz? Çünkü insanların kafasını çok karıştırdılar o zaman. Yani deve dişi gibi adamlar söyledi bu iddiaları maalesef, efendim. Maalesef. Elbette bu tür iddialar moral, halen onun izleri var işte. Moral bozucu tabii ki şeyler. Ha, eleştirebilirsiniz. Eksiği var, gediği var diyebilirsiniz. Kalkınma ajansları kesinlikle hiçbir şekilde bir federasyonla bilmem bölünmeyle alakalı bir yapı değil. Başka ülkeler 100 sene önce kurmuşlar bu yapılar. Biz gecikmişiz. Belki de bazı bakın, düşmanlarımız mahsus manipülasyon yapıyorlar. Yani bizim faydamız olacak aslında, şeyleri böyle kafamızı muhtemelen karıştırarak ideolojik hale getirip işi gerçeğinden uzaklaştırıp kafamızı karıştırıyorlar. Ve gölgeliyorlar bu işleri dediğiniz gibi. Moral bozuyorlar. Halbuki bizim hep birlikte bir kalkınma seferberliğine ihtiyacımız var. Bizim kalkınma anlayışımız kapsayıcı bir kalkınma anlayışı. Herkesi içine katan bir kalkınma, bütün yöreleri, bütün bireyleri, bütün kesimleri içine katan bir kalkınmadan yanayız. Dar bir kesimle kalkınmayı götüremeyiz. Dar bir bölgeyle götüremeyiz. Bütün Türkiye olarak kalkınma. Efendim işte biz CHP'ye oy verecektik. Yanıldık. Onlar dediler ki bu özel sektörü teşvik etmekle olmuyor. Devlet öncelik ve liderlik yapmalı, fabrikalar kurmalı olmayan yerde. Şimdi geçmişte devlet çok müdahil olmuş işletmeci olarak bu işlere. Onların sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. O model artık denendi, geçti. Bugün artık bugünkü dünyada küresel rekabet ortamında
devlet işletmeciliğiyle ayakta duramazsınız. Ha, stratejik bazı konularda devlet işletmeciliği olabilir. İşte o zaten oluyor. Evet. Bazı çok stratejik, çok sınırlı konularda. Onun dışında biz milletimize güvenmek zorundayız. Sadece devletle kalkınma olmaz. Devlet ve millet birlikte kalkınacağız. Devletin yapacağı belli. İşte altyapıyı yapacak, eğitimi, sağlığı, adaleti sağlayacak, iyi düzenlemeler yapacak, iyi teşvikler verecek. Gerisini de müsaadenizle milletimiz yapsın. Van'da 50 milyona mal ettiğiniz toplu konut evlerini vatandaşa 75 milyona verdiğinizi de söylesenize demiş bir 50 seyirci. Milyon değil, 100 binin üzerinde. Şimdi tam rakamı hatırlayamıyorum. Başbakanımızın tabii. 50 milyon TL değil. Tabii konut başına maliyet 100 binin üzerinde. Başbakanımızın bir hakkı var. %30 indirim yapma hakkı. Vanlılar için başbakanımız bu hakkı kullandı ve %30 indirimle 75 bin oldu. O 75 bin de 20 yılda faizsiz bir şekilde taksitler halinde ödenecek. Evet. Onun net bugünkü değerini bulursanız, bakın bunların bugünkü değerine çekerseniz, şimdi tam bir hesabım yok ama 20-25 bin lira gibi bir reel aslında değere karşılık gelir. Gelir. Bu son derece avantajlı bir uygulama. Burada mı mahsus bileti kafasını karıştırmak için bazı tabii, çevreler bakın, tarafından yayılıyor? Gölgelemeye çalışıyorlar. AK Parti'nin doğuya, güneydoğuya yaptığı hizmetleri vatandaşın gözünde perdelemeye, gölgelemeye çalışıyorlar. Bu çok açıktır. AK Parti dönemine kadar hiçbir dönemde doğuya, güneydoğuya bu kadar hizmet yapılmamıştır. Ama birileri tabii siyasi hesaplarla, ideolojik hesaplarla bunu gölgelemeye çalışıyor. Halkın gözünden kaçırmaya çalışıyor. Ama gözü olan görüyor. Vicdanı olan görüyor. Evet, demiş ki bir seyircimiz. Erkan Tan, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu memlekette Doğu ve Güneydoğu'nun tek temsilcisi, siyasi temsilcisi BDP'dir kardeşim. BDP'li bir seyirci. Öyle mi? Peki seçim sonuçları öyle mi söylüyor? Söyleyin. Bakalım, işte, evet. Doğu'nun, Güneydoğu'nun birinci partisi kim? AK Parti. Şimdi laf etmekle olmaz. Oy alarak temsil edersiniz. Ve özellikle de baskı yapmadan insanların özgür iradesiyle verdiği temiz oylarla temsil edersiniz. Oylarınıza da gölge düşürmezsiniz. Dolayısıyla bütün partiler ne kadar oy almışlarsa o kadar temsil ederler. Hiç kimsenin hiçbir şeyi tekelleştirmeye hakkı yok. Hiçbir kesimi tekelleştirmeye hakkı yok. Demokrasilerde böyle söylemler, böyle dışlayıcı söylemlere yer yok. Evet. Ve gerçek de o değil dediniz. Gerçek de o değil. Doğu'nun ve Güneydoğu'nun birinci partisi AK Parti'dir. En yüksek oyu alan parti AK Parti'dir. Kendi ilimden örnek vereyim. Evet. Bingöl. 2007 seçimlerinde AK Parti Bingöl'de %71 oy aldı. 2011 seçimlerinde %67 oy aldı. Yani 10 kişiden 7 kişinin oyunu AK Parti. Evet, diğer vekilleri Bingöl'ü gitti. Temsil etmiyor mu? Böyle şey. Diye, böyle BDP şey var mı Bingöl'de? Ben bir an hatırlayamadım. Bir BDP'den iki AK Parti'den milletvekili var. AK Parti'nin oyu son seçimde %67. %67. Yani yaklaşık her 10 kişiden 7 kişi Bingöl'de AK Parti oluyor. Şey, makarnayla, buzdolabıyla işte kömür dağıtarak alıyorsunuz. Onu söyleyenler, onu söyleyenler halka hakaret ediyorlar. Halka hakaret ediyorlar. Halka hakaret sonra ediyorlar. Sonra size hakaret etmek için. Hakaret bize, de ama aslında halka hakaret ediyorlar. Kömür aldığı için iradesini ipotek altına mı alacak bu halkımız? Öyle diyorlar tabii. Evet, evet. O halka hakaret ediyorlar. Dolaylı olarak öyle diyor. Makarna aldığı için gidip aklını, vicdanını ipotek altına mı alacak? Söz konusu değil. Bakın o tür bizim sosyal yardımlarımız elbette var. Sosyal destek, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bunları yapıyoruz. Nüfusta da bu vatandaşlarımızın payı belli. Bununla AK Parti'nin başarısını izah etmeye çalışmak tam bir acizliktir ve halka hakarettir. Eğer %67 oy aldığınıza göre bayağı dağıtmış olmanız lazım. Yani bu hesaba öyle şey, öyle bayağı, şey olabilir mi? Bayağı yani makarna dağıtmış olmanız şey lazım. İşte onu söyleyenler halka hakaret ediyorlar. Bingöl halkına da hakaret ediyorlar. Türkiye'deki milletimize de hakaret ediyorlar. Böyle şey olmaz. Kimse ya, makarnayla iktidara gelemez. Kusura bakmasın. Burada başlık yapıyoruz. Halka makarna dağıtarak oy alındığını söyleyenler halka hakaret ediyorlar. Kimse makarnayla iktidara gelmez. Aynen öyle. Politikalarla gelinir. Bakın AK Parti başından beri acil eylem planını unutmayın. Gelir gelmez AK Parti
birçok alanda reformlar yaptı, devasa adımlar attı. Demokrasiye bakın, eski demokrasiyle bugünkü demokrasiyi mukayese edin. Ekonomiye bakın, eski ekonomiyle yeni ekonomiyi mukayese edin. Dış politikada Türkiye'nin eski konumuna bakın, bugün geldiği yere bakın. Sosyal politikalarda eski Türkiye'ye bakın, yeni Türkiye'ye bakın. Buralarda devasa dönüşümler var. Dış politikada durumunuz parlak değil yalnız, onu söyleyeyim. Yani. Eskiden nasıl bakın, o, sıfır, sıfır sorun dediniz, her taraf sorun oldu diyorlar. Şimdi o sorunları biz çıkarmadık ama şimdi insan. Yani onlar ülkelerin kendi içinde oluşan sorunlar. Biz o sorunlara en ilkeli şekilde ve o halklardan yana olacak bir şekilde bir tavır alıyoruz, yaklaşım gösteriyoruz. Ama o sorunları çıkaran biz değiliz. Tam aksine bugün Türkiye'deki siyasi istikrar olmasaydı, bir de onu düşünün. Bir tarafta Avrupa'da kriz, bir taraftan Orta Doğu'da dönüşümler, siyasi çalkantılar, ama biz hala büyüyoruz, hala gelişiyoruz, istikrar içinde yolumuza devam ediyoruz. Kapatmadık, ne belediye ne fabrika bıraktınız yahu, ülkeyi batırdınız, Türkiye'yi böldünüz, gidin artık demiş Yılmaz Bey. Yani ya vatandaş gidin derse gideceksiniz tabii, normal. Vatandaş olur. Seçimlerde gidin derse gideriz, vatandaş bize iki kişiden bir kişi oy verdi. Ama ama yani televizyon programında gidin demekle gitmeyiz diyorsunuz. Üç dönem, seçimde gidin diyecek. Üç seçim arka arkaya gelip de oyunu arttıran başka parti yok. Biz yanlış yapsak vatandaş bizi burada tutar mı? Bir dakika tutmaz bak. Biz dolayısıyla vatandaşımıza güveniyoruz. Vatandaşımızın tercihlerini doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, gelecek hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanların üzerindeki vergi yükünü hafifletin de biz de kalkınalım. Sayın Kalkınma Bakanı demiş Tekirdağ'dan Nizamettin. Çalışanlarımız çok önemli tabii. Türkiye'nin son dönemlerdeki aslında en büyük başarılarından bir tanesi de istihdamdaki artış. Bakın krizin tepe noktasından bugüne 4 milyondan fazla insanımız iş sahibi oldu. 2009 Nisan'ından bugünlere geldiğiniz zaman. Dünyada kriz her tarafı kasıp kavururken, insanlar işlerini kaybederken, maaşları dondurulurken veya geriye giderken, Türkiye çok şükür kamusuyla, özeliyle istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Çalışanlarımızın da hakkını her fırsatta gözetiyoruz. Bir taraftan işte iş hukukunu geliştirerek, iş yerinde daha güvenceli bir şekilde çalışma şartları oluşturarak, bir taraftan da ekonomiyi büyüttükçe çalışanlarımıza daha çok pay vererek yolumuza devam ediyoruz. Ülkenin %18'i yoksulluk sınırının altında, 3 milyon vatandaş da günde 2 dolarla yaşamak durumunda. Bunun neresi kalkınma demiş? 3 milyon Kemal vatandaş, Abdullah Ataker İstanbul'dan. O rakamları hemen söyleyeyim. TÜİK'te bana bağlı bir kurum. Rakamları gayet iyi biliyorum. Buraya gelen giden şimdi TÜİK rakamı veriyor Sayın Bakan. Tamam. Bir de derken de diyor ki devletin kurumu kardeşim diyor, hani söylediklerine bakın, güçlülük de anlam kazandırmak doğru, için. Bakın, o da size bağlı. Bakın onu söyleyeyim. 1 doların altında yaşayan, satın alma gücüne göredir bu. 1 doların altında yaşayan vatandaşımız kalmadı. Günlük 1 doların altında. 2.15 doların altında yaşayan nüfusumuz 2002 yılında %3-4 civarındaydı. Geçtiğimiz yıl itibariyle binde 20'ye kadar düştü. Yani bu rakam yanlış olmalı. Yanlış. Kemal Abdullahoğlu'nun rakamı yanlış. Yanlış. 2000, geçen yıl itibariyle binde 20'lere kadar, yani neredeyse o da sıfırlandı. Bir de 4.30 dolar vardır bir ölçüt olarak, uluslararası ölçüt. 2002 yılında o rakam %30'du. Bakın %30'ların üzerindeydi. Geçtiğimiz yıl itibariyle %3.6'ya kadar düştü. %30'dan nüfustaki oran %3.6'ya kadar düştü. Bu şunu gösteriyor. AK Parti sadece ekonomiyi büyütmedi, yoksulluğu da azalttı, gelir dağılımını da iyileştirdi. OECD ülkeleri içinde son 10 yılda gelir dağılımını iyileştiren bir iki tane ülkeden biri Türkiye. Hem ekonomisini büyüten hem gelir dağılımını iyileştiren. En çok eleştiri de oradan yiyorsunuz muhalefet işte, edenler tarafından. Yanlış bir eleştiri, çünkü rakamlar ortada. Türkiye'de sadece ekonomi büyümedi, gelir dağılımı da daha iyi bir noktaya geldi son 10 yılda. Mutlak yoksulluk da azaldı. Ama bir de göreli yoksulluk dediğimiz bir şey vardır. Yani herkes zenginleşir ama bazıları ortalamanın altında kalır, bazıları üstünde. Buna nispi yoksulluk, göreli yoksulluk diyoruz. Ha, o göreli... Bunlar sizin bulduğunuz tanımlamalar değil. Tabii, bilimsel çevrelerin tüm dünyada kullandığı tanımlamalar.
mutlak yoksulluğu hallettikten sonra artık bu nispi göreli yoksulluğa bakarsınız. Ha, o göreli yoksulluk bütün dünyanın problemi. Avrupa'nın da, Amerika'nın da, herkesin problemi. Ama önemli olan o mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak, göreli yoksulluğu da nispi olarak zaman içinde azaltmak. Bunun da gayreti içindeyiz. Enflasyonu unuttuk artık değil mi? Bakın dar gelirli kesimlere, çalışanlara. Yani benim yaşımdaki nesil için bu bir mucize. Mucize değil. Hiç onsuz yaşamadık, onsuz neredeyse olmamış idi. Neredeyse kader haline gelmişti. Şimdi hem büyümeyi sağladı AK Parti, hem enflasyonu düşürdü, hem gelir dağılımını iyileştirdi. Bunları aynı anda eş zamanlı bir şekilde yaptı. Bu kolay bir ya işti. Siz yapmamışsınız ki işti. Cevdet Bey, sizden önceki hükümetin programını aynen uyguluyormuşsunuz. Derviş IMF programı bizden diyorlar. Hiç alakası yok. Bakın, o zaman kendileri yapsalardı, başarsalardı. Niye başaramadılar? 90'lı yıllar kayıp yıllar olarak geçti. AK Parti kendi politikalarını ortaya koydu. Evet. Evrensel doğrulara dayalı politikalar. Kemal Derviş'in programını aynen uyguluyormuşsunuz. Öyle diyorlar. Şey olur mu? Öyle şey olur mu? O tarihlerde elbette doğru yapılan işler var, doğru yapılan kanunlar var. Yok değil. Evet. Fakat uygulamak gerçekten çok önemlidir. Doğru olan bir şeyse de alıp uygulayacaksınız. Bunda ne var ya? Çekinecek. Bunda yanlış ne var? Yanlış yani. Bir şey de yok. Siz uygulasaydınız ama diğer taraftan sadece o politikalar değil, bakın AK Parti kendi acil eylem planını ilk hükümete gelir gelmez ortaya koydu ve onu da istikrarlı bir şekilde uyguladı. Kemal Derviş'in programında 15 bin kilometre duble yol var mı? Yok. 500 bin TOKİ konutu var mı? Yok. Sağlıkta yapılan bu kadar reform, eğitimde yapılan bu kadar reform var mı? Yok. Her ile üniversite kurulması var mı? Bütün bunlar AK Parti'nin hizmetleri. AK Parti'nin hizmetlerini gölgelemeye çalışıyorlar ama vatandaş neyin ne olduğunu gayet sen bilmiyor. Memur maaşlarındaki artıştan bahset, emeklinin durumundan bahset, perişanız. Şimdi mesela rakamlar atarız ama. Emeklilerimizle ilgili neydi? Olarak. Neydi devir iktidarınızda, neydi şimdi ne? Yani tam, en basit bu kayse bu. Rakam şunu söyleyeyim. Aklınızda yoktur da. Şunu söyleyeyim, aklımda olan şeyi söyleyeyim. AK Parti döneminde reel olarak geliri düşen tek bir kesim var. Üst düzey kamu yöneticileri. Onun dışındaki bütün kesimler reel olarak mutlaka bir artış elde etmiş evet. durumdalar. Başbakanımızın bir prensibi var. Enflasyona kesinlikle hiçbir ücreti ezdirmeyeceğiz dedi. Ve bugüne kadar da aynısını uyguladık. Zaman zaman enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yapıldı. Dolayısıyla reel olarak bütün kesimlerin bir de tabii bazı fiyatlar düştü. Yani bazıları da biraz bir tabii 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 kesinlikle. Onu da pek şimdi eskiden anlatmak eskiden kolay olmuyor sizin açınızdan. Eskiden diyelim enflasyon %50 olurdu. İşte maaşlara %30 zam yapılırdı. Ama reel olarak aslında erirdi maaşlar. Şimdi bizim dönemimizde enflasyon tek haneli rakamlarda ve bunun üzerinde bir artış sağlıyoruz. Dolayısıyla biz reel çalışıyoruz. Biz vatandaşın cebindeki parayı böyle modern bir hırsızlık gibi enflasyonla çekip almıyoruz. Şimdi tam kara basıp almıyoruz. Şimdi sizin efendim o koltuğa muhalifleriniz de oturuyor. Diyorlar ki fakirleşiyoruz. Memleketin tamamını sattılar. Peki o otomobilleri çakmışlar mı? Ben şunu soruyorum. Eğer fakirleşiyorsak bu kadar 100 bin daha fazla otomobilleri kim alıyor? Bu kadar fazla buzdolabını, çamaşır makinesini kimler alıyor? Bu evleri kim alıyor? Valla bilmiyorum ki MHP'lere falan sorun onlar söylüyorlar. Bu tüketimi kim yapıyor? Başkaları mı gelip yapıyor? Demek ki halkımız nispi olarak zenginleşmiş. Ama bu şu demek değil. Bakın istatistikte ortalama dediğimiz bir şey vardır. 10 bin dolar dediğimiz ortalama bir rakamdır. Bunun altında olan insanımız da var, üstünde olan insanımız da var. Evet. Bu bir ortalamadır. 75 milyonun yani ortalamasıdır. Cebine bir senede 10 bin dolar koyuyoruz. Değil tabii ki. Değil tabii. Değil de bu bir ölçü bu tabii. Bir ölçü, bu bir ölçü. Bu bir ortalamadır. Tanımlama. Doğrudur. Bunun evet. üzerinde olan var, altında olan var. Burada kamunun payı var, özelin payı var. Ama sonuçta geçmişte de öyleydi. Geçmişteki 3500 dolar dediğimiz de öyleydi. Buradaki artış çok belirgin bir artış. 3 kat kişi başına gelirin artması gerçekten muazzam ya bir bu artış. Anlattıklarına Bakan Bey kendisi inanıyor mu? Kendince kurgulanmış rakamları anlatıyor. Adeta masal bunlar. Doğalgaza bir senede 5 zam olmadı mı? Şimdi kalkınanlar doğalgazı izah edin. Adalet ve Kalkınma Partililer kalkınıyor bakın, demiş Halit Bey. Doğalgaz bizim dışarıdan ithal ettiğimiz bir ürün. Doğru. Kendi ürettiğimiz bir şey değil. Dünyada bir fiyatı var.
uzun bir süre aslında dünya fiyatının oldukça altında bir satış yaptık biz. Ve o aslında şu anlama geliyor. Doğalgaz tüketmeyen vatandaşlarımızın parasıyla doğalgaz tüketenlere bir sübvansiyon yapmış evet. olduk. Ama bunu uzun süre götüremeyiz. Biz enerjiye bağımlı bir ülkeyiz. Enerjiyi dünyadaki fiyatlarla almak ve israf etmeden kullanmak durumundayız. Bunu yaparken de sürdürülebilir bir şekilde bu işleri götürmek durumundayız. Ve biz gerçekçi bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde bu politikalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar böyle getirdik, bundan sonra da böyle götüreceğiz. Efendim işte benzinin, mazotun, akaryakıtın, siz bu arada soluklanırken ben de biraz mesaj okuyayım. Buyurun. Benzinin, mazotun, akaryakıtın üzerindeki vergi yükünden bahsetse ya Bakan Bey demiş bir seyirci. Doğru, vergi yükü yüksek. Bu da aynı şekilde yine enerji ürünü bakın, doğalgaz gibi. Dışarıdan ithal ettiğimiz, döviz ödediğimiz mamuller bunlar, ara ürünler. Ve bunları biz bir şekilde cari dengemizi de çok etkileyen ürünler. Bunları çok dikkatli kullanmak zorundayız. Çok verimli kullanmak durumundayız. Ve bu anlamda da bu politikalarımız doğru politikalar. Biz petrol üreten bir ülke değiliz. Evet. Keşke olsaydı petrolümüz de bu sıkıntılarımız olmasaydı tabii. Demiş ki Erkan Bey bir saatte kapımda çöpten üçüncü kişi bir şeyler arıyor. Enflasyonsuzluk bu mu Sayın Bakanım demiş bir seyirci. Şimdi 75 milyon içinde bir tane iki tane örnek bulabilirsiniz. Fakat genel rakamlar ortada. Az önce size arz ettim. Yoksullukta, mutlak yoksullukta çok ciddi bir azalış söz konusu. Aynı şekilde gelir dağılımında Gini katsayısı dediğimiz bir katsayı vardır. %20'lik dilimler halinde nüfusun gelir dağılımına bakarsınız. Türkiye'de son 10 yılda alt gelir gruplarının payının arttığını görüyoruz. Ha yeterli mi? Yeterli değil diyebilirsiniz. Daha da düzelmesi lazım diyebilirsiniz. Ona katılırım. Elbette ki daha da düzeltmemiz lazım. Yoksullukla mücadeleye elbette devam etmemiz lazım. Gelir dağılımını daha iyi bir noktaya taşımamız lazım. Zaten onun gayreti içindeyiz. Sıfırladık diye bir iddiamız yok. Bizim söylediğimiz şu. Geçmiş 10 yıl öncesiyle bugüne bir bakın. Evet. İleri mi gitmişiz, geri mi soru gitmişiz? Soru bu, öyle mi? Soru bu. Ve orada rakamlar çok açık, çok net. Türkiye hem büyümüş hem de yoksulluğu azaltmış. Sanırım başka bir ülkeden bahsediyor bu arkadaş demiş. Keriman, emekli öğretmen. Ne diyorsunuz efendim? Başka bir ülkeden mi bahsediyor? Değil tabii ki, değil tabii ki. Şimdi emeklilerimizle ilgili de biliyorsunuz intibak düzenlemesi yaptık. Gelecek yıl, yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Özellikle düşük ücret alanlarla ilgili, düşük maaş alanlarla ilgili ciddi bir katkısı olacak bu kanunumuzun. Bu da çok gerçekten önemli bir kanun. 10 yılda satılan devlet mallarını da saysa ya demiş Fatih Kaptan. Bu özelleştirmeyi onlar, bakın, söylüyor. Onlar evet. Çok büyük paralar değil esasında. Biz onlara tam gelir diye sadece bakmıyoruz. Yeni bir devlet mantığı inşa ediyoruz. Devlet artık ayakkabı üretmesin, buzdolabı üretmesin, işletmecilik yapmasın diyoruz. Özel sektörü ön plana çıkarıyoruz. Rekabetçi bir piyasa yapısını oluşturuyoruz. Devletin sattığı şeylere baktığınız zaman artık çekildiği alanlar evet. bunlar. Bu arada bir de Adalet ve Kalkınma Partisi var. Erkan Bey niye hep aleyhte olanları okuyorsun? Biz özelleştirmeyi icat etmedik ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce de vardı özelleştirme. Bu bağırıp çağıranlar o zaman neredeydiler demiş bir seyirci. Özelleştirmeyi gerçekten biz çok şeffaf bir şekilde yaptık. Çok sağlıklı bir şekilde yürüttük. Dediğim gibi özelleştirme bizim rekabetçi bir piyasa yapısı kurmamızın bir unsuru olarak devreye girdi. Biz devletçi bir mantıkla bugünkü dünyada dünyayla rekabet edemeyiz. Ülkemizi de istediğimiz yere taşıyamayız. Dinamik özel sektörün gücünü kalkınmada harekete geçirmek durumundaydık. Ve bunu yaptık biz. Bakın Türkiye büyüdüyse devletle büyümedi. Devlet uygun ortamı oluşturdu, altyapıyı oluşturdu ve özel sektörümüz de biz. Özel sektörün dinamizmiyle, çalışanlarımızın emeğiyle büyüdük. Alın teriyle büyüdük. Türkiye ekmeğini taştan çıkaran bir ülke. Petrolle, doğalgazla, şunla bunla değil. Rekabetçi bir şekilde girişimcisiyle, çalışanıyla bugünlere geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz size. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programında reklamlar var. Reklamlardan sonra yeniden karşınıza geçeceğiz. Reklamlar da bizdendir. Özellikle hatırlatalım.